Evet değerli dostlar, Muallim Naci, Tanzimat 2. dönem sanatçısı. Muallim Naci eski edebiyatın en ateşli taraftarıdır. Eski edebiyattan kastım biliyorsunuz divan edebiyatıdır. Onun haricinde aruz ölçüsünü Türkçe'ye son derece iyi bir şekilde uyarlamış. Hatta Tevfik Fikret'i, Mehmet Akif'i etkilediği söyleniyor. Tanzimat edebiyatında son derece sade bir dil kullanmaya özen göstermiş. Batı edebiyatı anlamında çok ama çok bilgili. Yani Batı edebiyatını çok yakından tanıyor ama Doğu edebiyatı ile alakalı eserler vermeye özen göstermiş. Onun haricinde göz için kafiye anlayışını benimsemiş. Biliyorsunuz kulak için kafiye anlayışı var. Recaizade başlattı. Göz için kafiye anlayışı da zaten divan edebiyatından gelme bir gelenektir. İşte bu zemzeme, demdeme atışması arkadaşlar Muallim Naci ile Recaizade arasında geçiyor ve bayağı büyük bir kavga çıkıyor sanatçılar arasında. Yani biliyorsunuz ben az önce de söyledim, magazin kısmına pek fazla önem vermiyorum. Çünkü sınavda gelmeyecek. Bazılarınız eleştiriyor. Hocam niçin işte bu işin magazinsel kısmı, işte o sanatçı buna pis laf sokmuş, bunda niye söylemiyorsun? Hani sınavda gelsin zaten bahsedeceğim. Ha istiyorsanız ki ben de çok zevk alırım bundan. Sınav bittikten sonra veyahut da aletten bir video çekerim. Orada hangi sanatçı kime ne demiş, nasıl kavga olmuş, nasıl laf sokmuş vesaire. Zaten bunlardan bahsederim. Ama şu an için bunların gereği yok. Siz bunları bilin. Başka bir şey istemiyorum. Sonrasında şiirleri, şiir kitapları arkadaşlar. Birinci şiir kitabı Ateşpare, Şerare, diğeri Firuzan, Sümbüle ve Köylü Kızların Şarkısı. Bu Köylü Kızların Şarkısı da köyden bahseden ilk şiir olarak geçmektedir. Onun haricinde bir tane anısı var. Ömer'in çocukluğu. Bir tane sözlüğü var. Lügat-ı Naci. Bir tane eleştirisi var. Meşhur demlemesi. Ve bir de tiyatrosu var. Heder. Muallim Naci'de bilmeniz gereken eserler bunlar dostlar.